Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Cengiz Er. Xiaomi, mobil fotoğrafçılıkta devrim yaratan en uç amiral gemisi Mi 11 Ultra'yı küresel olarak pazara sundu. Bakalım Mi 11 Ultra'da bizi neler bekliyor? Detaylı şekilde incelememize geçelim. Hep beraber görelim. Xiaomi Mi 11 Ultra yeni bir üçlü kamera dizisi, yüksek çözünürlüklü ekran, hızlı kablolu ve kablosuz şarj ve Qualcomm'un en yeni amiral gemisi Yonga seti ile öne çıkıyor. 164.3 mm uzunluğunda, 74.6 mm genişliğinde, 8.38 mm kalınlığında ve 234 gram ağırlığında muazzam kalın ve ağır bir telefon. Seramik yapısı, büyük kameraları ve geniş ekranı düşünüldüğünde bu boyutlar gayet mantıklı. Seramikten bahsetmişken, Xiaomi Mi 11 Ultra'yı iki renk seçeneğiyle sunuyor. Bunlar seramik beyazı ve seramik siyahı. Her iki modelde de koruma için ön kısımda Corning Gorilla Glass Victus katmanı bulunuyor. Su ve toz direnci IP68 derecesine sahip Mi 11 Ultra, aslında Xiaomi'nin ilk IP68 dereceli cihazı. Ancak birinci sınıf amiral gemisi telefonlar arasında bu standart bir durum. Cihaz 30 dakika boyunca 1,5 metre derinliğe kadar tatlı suya daldırmaya karşı direnç testlerinden başarıyla geçmiş. Önden bakıldığında Mi 11 Pro ile neredeyse aynı görünen Mi 11 Ultra, arkasını çevirdiğimizde ise bambaşka bir görüntü ortaya koyuyor. Mi 11 Pro'ya göre neredeyse 2 kat büyük bir kamera modülüne sahip olan akıllı telefon, boyut konusundaki bu büyümeyi performans artışıyla desteklemiş durumda. Zira en azından Dexo marka göre Mi 11 Ultra dünyanın en iyi akıllı telefon kamerasına sahip. Biliyorsunuz daha iyi bir kamera, daha şık bir tasarım, daha güçlü performans duyurulan her yeni amiral gemisinde duymaya alışık olduğumuz gelişmeler. Mi 11 Ultra tüm bunlara ek olarak kullanıcılara ikinci bir ekran sunarak belirgin bir fark oluşturuyor. Kamera modülünün içine entegre halde bulunan bu küçük ekranda şarj seviyesini, gelen aramaları ya da saati görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca ikinci ekranı dilerseniz selfie kamerası olarak da kullanmak sizin elinizde. Mi 11 Ultra'da Samsung tarafından geliştirilen E4 malzemeden üretilmiş 6.81 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran yer alıyor. 120 Hz yenileme ve 480 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip ekran, WQHD Plus çözünürlük sunuyor. 1700 nitlik en yüksek parlaklığa ulaşabilen 3200x1440 çözünürlüklü bir panel ile onu piyasadaki en keskin ve en parlak ekranlardan biri haline getiriyor. Dahası Mi 11 Ultra'nın ekranı 1 milyara kadar renk görüntüleyebilir. Bu da daha yumuşak ve daha doğal renk geçişi, daha az şeritlenme ve daha canlı bir renk performansı sağlıyor. Hem Dolby Vision'ı hem de HDR 10 Plus'ı destekleyen ekran, gerektiğinde 30 Hz, 60 Hz, 90 Hz ve 120 Hz arasında geçiş yapmak için uyarlanabilir kare hızlı teknolojisine sahip. Videomuzu çok kısa bölüyorum. Bir hatırlatmada bulunacağım. Videolarımızı izleyenlerin büyük bir çoğunluğu hala kanalımıza abone değil. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya tekrar dönebiliriz. Ön kamera için delikli yapıdaki ekranı ve parmak izi okuyucusunu bünyesinde barındırmakta. Parmak izi okuyucusunun olması bizim için arttı. Çünkü maske yüzümüzde olduğunda yüz tanımanın yüzümüzü algılamadığı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Mi 11 Ultra'nın en çok dikkat çeken ya da en fark yaratan yanlarından birisi arkasındaki devasa kamera modülü oluyor. Burada görebileceğiniz gibi lenslerin hemen yanında ufak bir ikinci ekran da yer alıyor. Bu 1.1 inç boyutundaki ikinci ekran istenirse selfie çekimleri için de kullanılabiliyor. Bu ekran aynı zamanda her zaman açık ekran gibi de çalışıyor. Yani burada saat, tarih ve pil durumu gibi bilgiler alınabiliyor. Bu ekran çağrı geldiği zaman da gösterebiliyor ve genel olarak çok kullanışlı duruyor. Tasarımsal olarak modern çizgide etkileyici görünen Mi 11 Ultra, teknik yani donanımsal açıdan da dikkat çekiyor. Mi 11 Ultra işlemci tarafında da bizi mutlu edebilecek özelliklere sahip.
Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisinden güç alan telefonun grafik birimi Adreno 660. Ayrıca ışık hızında LPDDR5 ile UFC 3.1 depolama kombinasyonunu bizlere sunuyor. Amiral gemisi teknik özelliklerinin yanı sıra mobil oyun performanslarını yüksek kapasiteli ısı yayma sistemiyle arttırmış. Xiaomi işlemcinin orijinal jel kapağını daha yüksek verimlilik ve daha iyi sarma özelliğine sahip makromoleküler bir değişim malzemesi ile değiştiren ve termal iletkenlik performansını %100 artıran yeni 3 fazlı soğutma teknolojisini Mi 11 Ultra ile buluşturmuş. Bu 3 fazlı soğutma sistemi ile Mi 11 Ultra'nın sürekli ve güvenilir bir şekilde en yüksek performansı sunması hedeflenmiş. Ayrıca Game Turbo 4.0 özelliğine sahip Mi 11 Ultra'nın en zorlu oyunlar için bile sorunsuz ve kesintisiz bir deneyim sunacağı da aşikar. Performans açısından Mi 11 Ultra, Mi 11 ile hemen hemen aynı özellikleri gösteriyor. Bu da neredeyse mükemmel bir cihaz deneyimi anlamına geliyor. Mi 11 Ultra bir Android cihazdan bekleyeceğimizin en iyisi. Ayrıca Mi 11 Ultra kutusundan Google'un Android 11 işletim sistemi ile Xiaomi'nin MIUI 12 yazılımı yüklemiş şekilde çıkıyor. Mi 11 Ultra'nın arka tarafında Samsung tarafından geliştirilen 50 megapiksel ISOCELL GN2 ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 48 megapiksel çözünürlük sunan Sony IMX586 ultra geniş açılı ve yine aynı sensörün kullanıldığı telefoto kamera eşlik ediyor. 5x optik yakınlaştırma yapan telefonun hem ana hem de telefoto kamerası optik imaj sabitleme teknolojisine sahip. Kameraların üçü de 24 FPS'te 8K video çekebiliyor. Ve ana kamera mükemmel görüntü kalitesi, doğru, dinamik, ışık ve gölge gösterimi sağlayan kademeli HDR'ı destekliyor. Ayrıca Xiaomi kamera uygulamasını her zamanki video dostu kamera efektleri ve işlevleriyle paketlemiş. Diğer mobil telefon üreticileriyle benzer şekilde Xiaomi de optik yakınlaştırma ile sınırlı kalmadı. 10x hibrit yakınlaştırma ve 120x dijital yakınlaştırma kapasitesine sahip 48 megapiksel kamerayı 5x optik yakınlaştırmalı periskop lens ile donatmış. 48 megapiksel ultra geniş açılı kamerayı ise aynı Sony IMX586 sensörü ile şaşırtıcı derecede geniş 128 derece görüş alanını yakalamasını sağlayan güçlü lensle donatmış. Bu tavizsiz donanım kurulumu manzara ve grup fotoğrafları için en iyi etkiyi sağlamak amacıyla lens bozulmalarını verimli bir şekilde düzelten güçlü bir AI algoritması ile desteklenmiştir. Cihazın ön tarafında ise 20 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Ses tarafına baktığımızda yüksek çözünürlüklü ses sertifikasına sahip olan Mi 11 Ultra, Mi 11 ile başlayan Sound by Harman Kardon işbirliğine devam ederken bu güçlü temel üzerine inşa edilen cihazın altında 0,8 mm maksimuma ulaşılmasını sağlayan daha güçlü 1216p süper doğrusal hoparlör ünitesi ile tasarlanmış. Bu yeni alt hoparlör ünitesi görünüşe göre bu telefonu sektördeki en gürültülü telefon yapıyor. Gerçekten olağanüstü donanımsal yapılandırması, akıllı senaryo algılama ve birinci sınıf bir markanın profesyonel dokunuşu ile Mi 11 Ultra optimum ses performansını sağlamak için farklı ses ortamlarına zahmetsizce uyum sağlayabilir. Telefon ayrıca X80'e doğrusal titreşim motoruna sahip. Bu motor sayesinde oyun oynarken ekrandaki hissiyata bayılacaksınız. Mi 11 Ultra'nın bağlantı özelliklerine gelince, çift SIM desteğine sahip cihazda Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, IR Blaster, çok fonksiyonlu NFC ve USB Type-C bağlantı noktası bulunmakta. Mi 11 Ultra'da 3.5 mm kulaklık girişi ve radyo bulunmuyor. Ayrıca Mi 11 Ultra'da ekran üstü parmak izi sensörü, yüz tanıma sensörü, jiroskop, kızılötesi, GPS, ivme ölçer, yakınlık sensörü, pusula ve renk tayfı bulunuyor. Xiaomi ayrıca şimdiye kadar gördüğümüz en hızlı şarj teknolojilerinden birini Mi 11 Ultra'ya yerleştirmiş. Cihaz 5000 mAh kapasiteli bir silikon oksijen anot bataryasına sahip. Silikon oksijen anot teknolojisi sayesinde minimum boyut artışı ile batarya kapasitesini artırmayı başaran Xiaomi 10 watt ters şarj özelliğini de sunuyor. Hem kablolu hem kablosuz olarak 67 watt hızlı şarja ulaşabilen cihaz bu sayede 37 dakika içerisinde tam şarj oluyor. 8 GB RAM 256 GB depolama, 12 GB RAM 256 GB depolama ve 12 GB RAM 512 GB depolama özelliklerine sahip 3 seçenek ile sunulan Mi 11 Ultra'nın
Türkiye'ye hangi modellerinin ne zaman geleceği ve ülkemizde satış fiyatının ne olacağı henüz belirsizliğini koruyor. Mi 11 Ultra'nın yurt dışı fiyatları hakkında bilgi verecek olursak, 8 GB RAM, 256 GB depo numaralarına sahip telefonun $913, 12 GB RAM, 256 GB depo numaralarına sahip telefonun $989, 12 GB RAM, 512 GB depo numaralarına sahip telefonun $1065 olduğu belirtilmiş. Ülkemizde kaç paraya satılacağını tahmin etmek için bu fiyatların üzerine vergileri de ekleyerek kabataslak bir tahmin yürütebilirsiniz. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 11 Ultra'nın incelemesini gerçekleştirdik. Devasa kamerası beni benden aldı. Fotoğraf çekmeyi sevenler için çok güzel bir lütuf. İşlemcisi 10 numara. Soğutması 10 numara. Bunlar beni benden aldı. Çok etkilendim telefondan. iPhone'u bırakıp direkt Xiaomi'ye geçmeyi düşünmüyorum değil. Siz de aşağıda yorumlar kısmından aklınıza takılan bir soru olursa belirtirseniz biz de yardımcı olmaya çalışırız. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.